Evet, hoş geldiniz sevgili dostlar. Bir replay analizinde daha birlikteyiz. Selamlar. Şu anda Spadnik'in gönderdiği bir ZvZ maçına bakıyoruz. Bakalım neler olmuş. Eternal Empire haritasında oynuyoruz. Bu harita neredeyse herkesin favorisi yani. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Spadnik. Spadnik, bu arada senin lig neydi bir hatırlatsana bize. Buna bakarak. Eternal Empire'ın sol alt köşesinde gördüğümüz arkadaşımız sevgili Kit Ninjas klanından. Kit. Ve sağ üst köşesinde gördüğümüz arkadaşımız da sevgili Spadnik'imiz. Diamond 2 rank 1. Süper. Diamond 2'den çıkacağım artık diyorsun. Yeter diyorsun. Evet sevgili dostlar. ZvZ ilginç bir matchup bildiğiniz gibi. Ben biraz önce bir ladder'da ZvZ maçı yaptım. Ona böyle bir şeydi, ilginç bir şeydi. Yani ekonomiyle aksiyon karışımı böyle ilginç bir şey yani. ZvZ matchup çok değişik yani. Çok hızlı da sürebilir. Çok böyle teknik, ekonomik yatırımların şey olduğu, karmaşık yatırımların olduğu bir teknik maça da dönüşebilir. Her şey olabilir. Şimdi bu aksiyon başlamadan hatırlatayım. Diğer serilerimize vesaire falan bakmayı unutmayınız. Sadece makro challenge videoları geliyor. Yavaş yavaş onlar birikecek. Çok kral bir seri olacak. Ona bir bakın illaki. Onun dışında twitch.tv/lambda.cd'deyiz. Kalkınız geliniz. Hafta içi pazartesi, çarşamba, cuma buradayız. Hafta sonunda buradayız. Takılıyoruz. Buyurunuz geliniz canlı muhabbete. Makrom aksamasa evet. Eyvallah. Evet, makro önemli. Şu anda iki taraftan da böyle mantıklı şey standart açılışlar görüyoruz. Normal. Bu spilling açılışı gas şey hatch gas pool galiba, yani şeyler bile aynı ya. Minimap'a baksana, bak minimap'a bak, overlordların şeyi bile simetrik şu anda yani. Anladın mı? Her şey simetrik. Evet sevgili dostlar, ince ince böyle bir droplar oluyor yayında. Acaba size yansıyor mu bunlar bilmiyorum. Çok aşırı aşırı droplar değil. Büyük droplar değil ama bakacağız. İki tarafta speedling'i hemen almayı tercih etti. Speedling işte bu değişik. Drone pull yaptı. Bak bu da drone pull yaptı mı? Yaptı o da. Bak biliyorlar artık yani. Herkes iki tarafta biliyor. Diamond böyle bir şey. Anladın mı? İki tarafta cayır cayır. Bak en verimli şekilde böyle. Hiç sıkıntı yok yayında. Eyvallah, sağ olsun senin nasip. Tık tık yani, anladın mı? Her şey saat gibi. Bak bu buraya gidiyor. Bak buraya. Bu buraya geliyor. Anladın mı? Bak. Tık 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 tık. İki tarafta şeyi aldı. Spadnik birazcık daha Zergling açacağım dedi. Şimdi Speedling değişik bir yatırım. Ben almayı tercih etmiyorum Speedling'i. Çünkü ben ona vereceğim gazı Defensive Banes ve Roach'a yapıyorum. Çünkü Ling Bane'i handle edecek şeyim daha yok yani, anladın mı? Anca gelişiyor yani. Mikrom yani. Şimdi bu üçü böyle almak işte şundan dolayı, savunmayı bileceksin yani. O yüzden yaptı o Ling'leri de. Bu arkadaşım da bu Ling'leri gördü bu Overlord'dan zaten. Şimdi girmiyor. Speed'i geldikten sonra şey yapacak. Bir poke'lamayı deneyecek. Spadnik'ten biraz lüzumundan fazla Ling görüyorum. Bakalım neler olacak. Yani speedling sıkıntısı şu. Speedling'e 100 gaz verdiğin zaman, o yatırımı yaptığın zaman kullanman gerekiyor. O yüzden speed, yani speedling dediğin ünite böyle evde defansif kalacak. Yani defansif tutabilirsin ama böyle evde bekleyecek bir ünite değil yani. Anladın mı? Hemen o speed'i kullanman lazım. Yoksa yatırım yapar, kullanmazsan hiçbir işe yaramıyor. Anladın mı? O parayı boşa aldırmış oluyorsun. Onun yerine mesela şey yapabilirsin. Speed almayıp mesela overlord speed al. 100 gaz harcayacaksın madem. Onu harcı istersen. Benim tercihim bu sırada, burada da şey var. Aynı zamanda şey de, bir dakika bir tık bir geri geleceğim. Burada da şey, Spadnik'te kite baskı kuruyor. Mantıklı işte, speedling böyle kullanılır aynen. Speed o yatırımı yaptı ve o yatırımı kullandı. Bak yarıya kadar indirdi bunun health'ini ve şu bane'leri zorladı. Force etti yani, bu bane'leri yapmak zorunda kit. Çünkü bilmiyor daha fazla gelecek mi gelmeyecek mi. Aynı zamanda evinde savunmasını da yapıyor. Misler gibi yani. Şu anda Spadnik biraz fazla ünite yapıyor ama. Biraz bir tık fazla. O yüzden mesela şu anda kit hiçbir şey yapamıyor. Ama kit'i bulamıyor da aynı zamanda. Kit şu anda gereği kadar şey yapmış. Hafif bir pressure tutuyor. Ama arkada drone yapıyor. Spadnik'in drone sayısı yine fazla. O bakımdan çok mantıklı. Ama bir tık daha fazla olabilirdi gibi hissediyorum.
Çünkü defensive beyinlerim var yani, anladın mı? Bu şeyler hiçbir işe yaramayacak yani. Bir de Spadnik, sana şunu tavsiye ederim. Dördünü birden aynı yerde tutma abi. İkili ikili ayır. 2-2-2 diye ayır. Hatta bir iki tane burada tut. Bir iki burada, bir iki burada. O benim çok dikkat ettiğim için çok da işime yaradı bugüne kadar yani. Hatta bazen hold position'da tutuyorum ki agrolanmasınlar bir iki tane şey diye. Aa, mis gibi bak, savunmak kral. Ama buna katılmıyorum şu anda. Buna katılmıyorum. Tamam, şeyin farkındayım. Burada overlord'um var ve görüyorsun dronelamıyor. Drone yapmıyorsa o zaman nereye gidiyor bunlar falan. Burayı dronluyor. Anladın mı? Buna katılmıyorum. Yani yeterince ünitem var. Overlordlardan flood görmediğin sürece bu şu an çok lüzumsuz. Ha, sen saldırmak istiyorsun. Okey. O varım. O tamam tamam. O zaman geri alıyorum. Saldıracaksan apayrı bir nokta o. O bambaşka bir şey. Saldırmak için yapıyorsan bambaşka. Tamam. Ama şu anda bence biraz erken. Saldırmak için derken yani. Ama olur. Saldırmak istiyorum dedin. Bir tane punch vuracağım. Arkasında da dronluyorum dedin. Olur, mantıklı. Benzer bir hareketi arkadaşın yapıyor yani. Bir de arada bir bullylemek iyi oluyor. Gelip böyle sadece pokelayıp bir iki tane gösterip şey yapma. Yalnız saldırdın ya. 10 mikro. Ha, eyvallah. Mabola hoş geldin. Selamlar. Mabola SC. Selamlar. Hoş geldin. Seviyor musun StarCraft? İsminden anladığım kadarıyla StarCraft seven bir arkadaşımızsın. Hoş gelmişsin. Evet. Arada bullylemek de güzel oluyor. Böyle bir iki tane sokuyorsun. Ondan sonra geri gidiyorsun. Drone yaptırtıyorsun şeye yani. Karşı. Wow. Double pronged attack geliyor. Gördün mü? Dediğin yorumlar iyi de şurada çok büyük hatalar yaptım. Queen temizlemiş oldum işte. Evet. Nerede büyük hatalar yaptın ya? Yani saldırma isteği bence hata değil şu anda. Normal bir stil yani. Öyle Queen temizlemiş oldum diyor. Bence yani buraya saldırmak bir hata değil. Ha, eyvallah. Şey, mikro hatası mı? Mikro hatasına ben hiç karışmam. O mikro çünkü... Benim mikrom senin mikronu şey yapacak kadar kritik edecek kadar iyi değil. Ben de burada aynı şeyi yapardım ya. Şu çok iyi işte yani. Bu aldın queen'i gittin. Bu. Sonra buraya bakıyorum. Arkada ne yapıyorsun bu arada? Oo. Bu sıkıntı. Bu olmaz. Bu şu anda evet. Bu hata işte bu. İşte bu hatanı söyleyebilirim şu anda. Güzel, güzel, güzel. Bu punch güzel. Mantıklı. Saldırılarım mantıklı bence. Mantıksız değil. Ha, bu zorglingler biraz yolo. Ama... Oh, I see. Evet. Rakip akıllı. Bak, izleyenler için söyleyeyim. Spadnik biliyor burada ne yaptığını. Şimdi buradan ilk başta bir poke yaptı. Tamam mı? Bak. Hikaye bu. Şuradan ilk başta bir girdi. Queen aldı. Ondan sonra çıktı. Takip etmedi rakibi. Burada bir tane daha squad'ı var. Bu sırada bunu soktu içeri. Bu sırada bunlar geride. Burayı soktu. Şimdi dedi ki buraya soktum. Savunmak için bunları oraya çekecek dedi. Ki haklı, çekti. Ama Baning'leri burada tuttu. Ondan sonra büyük ihtimal kontrol grubuyla bakmadan bunu buraya yapıştırdı. Bakmadan değil mi? Bir daha geri gel. Bak şimdi minimap'e bak, minimap'e. Oğlum yine 10 saniye geri gidiyor bu ya. Heh. Şu anda Spadnik neye bakıyorsa ona bakıyoruz. Yo yo, selamlar Anunnaki, hoş geldin. Şimdi bunları geri çekti. Ondan sonra bunlarla şey yaparken bak şimdi minimap'e bak şuraya. Minimap'e bak. Aa, bakarak yapmış. Ah 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 ah. Ah. Baktı ama görmedi burada çünkü Baneling'ler. Abi abi kötü olmuş. İşte burada seni kontrol... Bak şimdi bu hata normal bir hata. Tamam. Ama bu hata sırasında bir tane daha hata yaparsan ki yaptın. O hata da neydi biliyor musun? Benim bak sürekli söylediğim şey işte. O hata. Bu larvaya bak.
Darbe 8, 9. Anladın mı? Bu hata işte bu. Bu fena bir hata. Anladın mı? Bu yani eğer ki bu larvayı harcamış olsaydın, drone yapsaydın, bir şekilde harcamış olsaydın bu zörgünü kaybetme önemli değil. Bu çünkü yani saldırgan yapıyorsun. Bir tane queen aldın. Birkaç tane zörgün, birkaç tane drone aldın. Tamam fazla kaybettin orada ama önemli olmazdı. Bu. Ama şimdi double negatif. Çünkü zörgünlerini kaybettin, artık bu larva ünite olmak zorunda. Çünkü counter atağa ölürsün diğer türlü. Bakalım ne yapacaksın. Burayı üçüncü izleyişimiz herhalde. Şimdi bak. Bundan dolayı işte. Bu fena bir şey. O larva artık ünite olmak zorunda. Counter atağa ölürsün çünkü diğer türlü. Bu yüzden şey. Adamın hiç seni bullemesine gerek yok. O larvayı orada harcamış olsaydın o zaman daha mantıklı bir yatırım olacaktı yani. Burada doğru bir hareket yapıyorsun şu anda ünite yapmakla. Çünkü ölürsün hakikaten. Bu drone olur, olur. Ha hala. Yani biraz böyle aksiyon peşinde. Bence tone it down. Sakin ol. Bence ben hani bir tavsiye istiyorsan tavsiye ver. Bir sakin yani. Çünkü bu oğluna sokuyorsun kendini gitgide yani. Bak şu an drone yapmayıp ünite yapıp vuruyorsun. Ünite yapıp vuruyorsun. Üzerine 15 drone'um var. Şey larvam var. Öne geçeceğim abi öne. Geç abi öne ama öne geçmek için ya, larvanı yap, drone yap. Yani şu larvayı drone yapmış olsan o anki kafam buydu. Evet işte ama bak bu hepimizin düştüğü bir kafa. Bak şimdi. Karşı taraf da kit savunmaya uğraşıyor şu an. O da unutmuş durumda larvayı. Tamam mı? O teknoloji upgrade'i falan yapmaya çalışıyor. Şu larvanı drone yapsan, hepsini drone yaptığını düşün, tamam mı? Şu anda hepsini drone yaptığını düşün abi. 41 artı 15, 56 drone. Şu anda 8 drone önde olacaksın yani. Sadece larvayı harcamaktan bahsediyorum. Yine yaptığın her şeyi aynı şekilde yap. Baskını kur. Devam et. Tamam yap bunları. Bunları yap. Ama şu larvayı harca abi. 56 drone öndesin işte. Bitti. Anladın mı? Şu anda ona drone yaptırmayarak zaten bak ona ünite yaptırıyorsun. Zaten onu böyle şeyde tutuyorsun yani. Arkada drone öne geçecek larvan var. Anladın mı? Cayır cayır da param var. Cayır cayır supply'ın da var. Tamam, sadece bu işte harcamamak. Heyecan. Şey böyle yani. Anladın mı? Bir sakin. O yüzden diyorum ya. Tone it down. Sakin. Oku oyunu yani, anladın mı? Böyle acayip saldırmaktansa oku. Şimdi zaten bir geri git artık yani. Şu anda bu roach'u gördüm. Burada işin yok artık senin. Çünkü... Ha burada artık işin yok. Sen artık gideceksin buradan. Tamam çık git. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak arkada roach. Saldırı altında değil. Abi bak zörgün olayı şu. Ben sana söyleyeyim. Zörg'deki olay şu abi. Reaction. Reactioner yani. Anladın mı? Zörg reaksiyon. Bunu zaten anlıyorsun. Anlamış birisisin. Anlayarak zaten Diamond'a geldin. Şimdi mevzu şu. Bu aksiyonu bak. Aynı aksiyonu sana tavsiyem şu olsun. Tamam mı? Eğer ki yani dersen ki yani ulan sen kimsin tavsiye vereceksin bana dersen tamam dinlemeye tavsiyem. Çünkü ben Diamond 3'üm. O şey Diamond 2. YouTube'daki arkadaşlar için. Spadnik Diamond 2. Ben Diamond 3'üm. Daha gerideyim ondan. Ama bence şunu yap. Karşıdan cayır cayır scout yapıyorsun. Bak minimap'in her yeri açık. Farkındasın. Karşının ne yaptığına bak. Karşı taraf saldırı yaptığı zaman üniteni yap savun. 66 drone'a bir çık abi. 66 drone'a çıktıktan sonra istediğini yap. İstersen full ünite bas. Remax ile öldür. Anladın mı? Ondan sonraki olayın teknoloji. Anladın mı? Hydra'ya çıkmak mı istiyorsun? Mücadeleske çıkmak mı istiyorsun? Ben genelde hiçbir şeye çıkmam mesela gerekmedikçe. Hiç teknoloji arttırmam. Roach iyidir. Yandır. Tamam mı? Roach'u upgrade ederim. Anladın mı? Bırak karşıdaki hidraliske çıksın, mücadeleske çıksın, teknoloji yatırımını yapsın. O yaptığı teknoloji yatırımından dolayı yeterince roach'u olmayacak. Ben onun roach'larını overpower edebileceğim. Bu benim taktiğim o. Ha, gerekirse çıkarım. Mücadeleske yaparsa mesela ben de hidralisk yaparım. O mücadeleske 10 tane hidralisk şey yapayım diye. Anladın mı? Gerekirse. Reactioner yani. Bana saldırmadığı sürece ben drone diye D'ye basılı tutuyorum. Çünkü ekonomi çok önemli. Anladın mı? Bak. Şu anda bu ekonomiden dolayı. Minerali geç. Mineral tamam.
Bu şeyden dolayı yani. Zergling çok ucuz bir ünite olduğu için bu kadar şeyim var. Mineralim var şu an. Ama gazına bak. Asıl gaz söyleyecek sana ekonominin kuvvetli olup olmadığını. Şu an 7. dakikada senin yani 41 drone'la olmaz. O yüzden şu an ünite yaptığın için olmaz. Bak ünite drone ne şey yapıyorsun? Bırak o saldıracaksa o saldırmaya yakın. Baktın yani mesela bak bu Zerglingler şu anda evde de işi yok bunların. Bunları ben burada tutardım, tamam mı? Tutardım derken yani 2 tane burada tut, 2 tane burada tut, 3 tane burada tut, anladın mı? Arada bir abi sok şuraya. Bak bakalım ne kadar mass şey mi yapıyor, roach mi yapıyor, anladın mı? Massliyorsa roach'u. Tamam, şuradan bir tane changing de gönderebilirsin. Layer'ın var mı? Var. Arada bir bak. Roach mu yapıyorsun, drone mu yapıyorsun? Roach mu yapıyorsun, drone mu yapıyorsun? Roach'ların upgrade olmuş mu? Arada bir bak. Ona göre tepki ünite. Senin de bu kadar üniten olsun içeride. O kadar ünite yap. Evet, ama onun dışında drone. Bak şu anda o yaptığın şeylerden dolayı geridesin. Bak şu anda minimap'te ne görüyorsun? Bak şu anda minimap'te ne görüyorsun? Burası çıkış. Belli. Bak gel minimap'tan bakalım. Çıkış burada belli. Tamam. Hiç gelen giden yok. Buradaki çıkış belli, gelen giden yok. Buradaki çıkış belli, gelen giden yok. Süper scout ediyorsun şu anda. Tamam. Hiç gelen yok. Senin bir kısım şeyin var. Sürpriz atak yesen bile bunu böyle bir ilk bir hamleyi tutacak şeyin var. Roach'un var. Şu Roach'un hiçbir anlamı yok. O yüzden. Bunun drone olması gerekiyordu. Anladın mı? Korkuyorsun biraz. Korkuyla oynanmaz. Korkma. Drone. O ne o? Ha, 4'e gidiyorsun. Tamam. Ha bak. Bak 4'ü aldı. Drone. Drone düğmesine bas burada şu anda. Ha, bu şu anda çok küçük bir drone window. Küçük ama var. Drone window bu. Şu anki larvaların hepsini drone yap. Bak. 12 zergling yaptın. Çok anladım. Bu 4'ü gördük de mi yaptın? Sekiz, dokuz, on, on bir larva harcamak çok. Aa, görmeden yaptın. Aa, 10 tane roach'a. Şu anda olduğuna mi gidiyorsun? Roach link all in hissediyorum şu anda. Upgrade'de önde olduğumu biliyordum. All in denedim. Aa, eyvallah, tamam. All in'e gidiyorsan varım. Tamam, all in'e gidiyorsan o zaman önemli olan şeyler upgrade'ler ve şeyler. Bu arada all in'e gitmektense timing deneyebilirsin. Spadnik. Çünkü all in sana kaybettirir oyunu. Bak bu Carapace timing. Olur. Git vur. Varım. Abi çünkü Zergling yapıyor. Zergling'in bir işi yok orada da şu anda. Karşı taraf Roach yapıyor. Zergling'in hiçbir işi yok. Zergling run by falan yapıp drone öldüreceksen var yani, anladın mı? Mutation complete. Bir de şöyle bir şey var. Genel tavır olarak sana şeyi söyleyeyim. Bırak karşı taraf seni öldürmeye çalışsın. Anladın mı? O çok daha şey bir solid bir şey. Ben mesela çıldırtıyorum öyle insanları ladder'da. Anladın mı? Bak benim ladder oyunumu hatırla. Şimdi biraz önce yaptık ladder'da oyun. Bırak o seni öldürmeye çalışsın. Anladın mı? Bırak duvursun, duvara vursun, duvara vursun, duvara vursun. Ondan sonra sen hadi bakalım toparlandık. Devam. Ya 200'e kadar evde otur demiyorum. Yine react et. Eyvallah. Ama şu anda sen attacker pozisyondasın. O da defender pozisyonunda. Bu eğer düzgün kontrol etmezsen, ki kontrol etmiyorsun, seni çok geriye sokuyor. Düzgün kontrol etmek ne demek? Saldırı yapacağın kadar ünite yapacaksın. Geri kalanı drone. Bak sen hala ünite yapıyorsun. Ha, all-in yapayım demişsin. O başka bir olay. All-in yapıyorsan da o zaman bu ne? Ha, tamam, mineralim var. Mineral harcayayım. Olur. Bir de macro hatch yaptın. Macro hatch yaptın mı? Sanki macro hatch yaptın gibi gördüm ben burada. İptal mi ettin onu?
Burada bir macro aç yaptın gibi hatırladım sanki. Neyse. Sonuçta ben mesela all-in yapacaksan, all-in yapmaya ne zaman karar verdim bilmiyorum. Şu iki gazı alırdım mesela. Cayır cayır mineralim var. İki gazı al. Biraz daha roach yapabil. Ama all-in yani şey yapmak yapmadım gibi hatırlıyorum. Öyle mi? Allah Allah, ben sen yanlış görmüşüm herhalde. Yani böyle bir yani evet. Bu şu anda timing. Bir de ZVZ'de daha önce konuştuyduk galiba seninle. Şeyi varsayabilirsin çok rahat bir şekilde. Seni overlordlarla gördüğünü varsayabilirsin şu anda. Şu anda görüyor mu rakibin bilmiyorum. Görmüyor. Ha, şimdi şu linklerle haber vermişsin. Yani talihsiz olmuş o. Talihsiz olmuş. Ha şeyde mi gördü? Ha şurada gördü. Burada gördü. Move out'unu. Tamam. Evet. Yani bu şu anda işte şey. Dördü engelli. Aslında bak bir şey söyleyeceğim. Bu mantıklı bir atak. Ve all-in yapmamış olsaydım bu başarılı bir atak olacaktı. Bu mantıklı bir atak şu anda. Diyorsun ki sana dördüncü yok diyorsun. Deny ediyorsun burayı. Sen burada kendi dördünü alıyorsun. Dolayısıyla bunu öldürüp geri çekilip dördünü savunmaya gelsen çok mantıklı, güzel bir hareket olacak bu. Ama öldürmeye çalışıyor. Hah bak git git artık git git boş ver git. Aynen aynen vur bir daha. İşte bu ya, mükemmel. Mükemmel. Arkada ne yapıyorsun ama? Roach yapıyorsun. Yapma bunu. Yapma bunu. Şu anda overpower ediyorsun. Lüzumsuz. Kendi kendini all-in pozisyonuna sokuyorsun. Çok güzel hareket. Drone yap arkada. Anladın mı? İnanılmaz drone window bu şu an. Çünkü neden biliyor musun? Rakibin şu anda ünite yaptığından emin olabilirsin. Rakip şu anda saldırı altında, drone yapmayacak. Anladın mı? Drone yapamaz şu anda yani. Drone yaparsa yenilir. Ünite yaptığından eminsin. Drone yap şunu. Anladın mı? Mükemmel hareket. Ben bunu çok sevdim. Ama şu seni bitiren hamle olmuş. Bunun da olayı ne biliyor musun? Şey... O hissiyat abi. O hissiyat. Öldüreceğim hissiyatı, anladın mı? Yeneceğim hissiyatı. Bırak abi. Eninde sonunda yeneceksin. Sabır. Anladın mı? Hani bir sakin. O yüzden maçların şey yapmaya tavsiye ederim ya. Biraz sakinleşmeni tavsiye ederim ya. Biraz sakinleş. Anladın mı? Sakin ya. Onun dördüncü base'i yoksa ve senin dördüncü base'in varsa öne geçiyorsun. Anladın mı? Eninde sonunda sen kazanacaksın demek o yani. Ne yaparsa yapsın ya. Anladın mı? Ama böyle değil. Böyle değil. Ben bu arada şunu söylemiyorum. YouTube'daki arkadaşlar da yanlış anlamayın izlerken. Full drone'a basılı tut, her şeyi drone yap demiyorum. Bu güzel bir drone window'uydu. Bak 30 saniye boyunca drone yapabilirdi. Ondan sonra yine üniteye dön. Ben sürekli drone yap demiyorum ya. Sadece şunu 47 olan drone'unu 66'ya çıkartmak için muazzam bir fırsat idi. Ben ZVZ'de 66'nın üstüne çıkmayı tavsiye etmem. Eğer çok böyle acayip late game'e gitmediyse mevzu. O yüzden amaç 66 drone'a çıkmak ZVZ'de benim için. Yani 66 böyle solid yani 3 base ekonomi yani, anladın? 3 base. 4. base alacaksın larva diye. Buradan şeyleri, biten mineralleri buraya transfer edeceksin. Anladın mı? Transfer yapacaksın drone'u. Eğer ki late'e giderse o zaman 5'te yapıp drone'a basacaksın bir daha. Ama şu işte bu mevzu 66'ya çıkmak için muazzam fırsattı. Rırt diye 66'ya çıkacaktı. Ondan sonra istediğin üniteyi yap. Ondan sonraki larvaların hepsi ünite olacak bundan sonra. Çok daha böyle overpower ederdin yani. Çünkü karşıdaki arkadaşın bak 62 tane şeyi var. Drone'u var. O biliyor mevzuyu. Anladın mı? O savunmada sakin şey yapıyor. Onun verdiği kararlar başka bakımdan kötü. Baro. Baro'yu niye alıyor? Tunnel'ın close yapacak büyük ihtimal. Sana o şekilde zarar verecek. Çok mantıklı. Ben bu mesela bu Zerglinger niye duruyor abi burada ya? Çok komik bir şey bu yani. Acayip bir şey yani, anladın mı? Karşı tarafta böyle ya çöp bu Zerglinger. Bu Zerglinger'i çıkart abi. Gönder Ramba'ya.
Anlamsız niye Zergling tutarsın burada? Bir nedeni var mı benim bilmediğim? Ravager galiba sorunu. Ben Ravager hiç yapmadım. Fight Go. Yok yok, Ravager'la ilgisi bir durum yok. Hatta Ravager yapma şu anda yani. Çünkü senin olabildiğince şeye, damage sustain'e ihtiyacın var yani. O savunmak için, seni kovuşturmak için Ravager yapıyor. Mantıklı bir hareket o. Ama Ravager'ın HP'si daha düşük biliyorsun yani. 120-145, bir de bu armored yani. O yüzden Roach iyi. Ravager yapmana gerek yok burada. Sadece bile'ları ağzına yemezsen daha iyi olur yani. Mükemmel, süper. Aynen öyle bak. Aynen öyle. Şunu birazcık aç şimdi. Şöyle. Olur. Şu anda bak, overpower ediyorsun yani. 1-0 upgrade. Sende 1-1 upgrade'im var. Ve sende Ravager yok. Süper. Şu an overpower. Drone. Bak. Roach. Drone window. Yani bir fight'ı kazanırken drone window ya, anladın mı? Drone window, drone pencerem var yani. Drone yapabilirsin şu anda. Anladın, bunu yakalama yani. Hani, anladın mı? Bunu yakaladığın anda o kadar kolaylaşacak ki her şey senin için. Drone window bu ya. Bu over extension. Bu şu anda... Bu şu anda bayağı rally yapayım bütün drone şeyleri. Bu şu an Terran behavior. Ben sana söyleyeyim. Terran davranış. Şimdi aramızdaki Terranlar hemen hop, bir dakika ne oluyor? Bizi niye bize laf geldi şimdi durduk yere diye. Şu anda güzel overpower ettin. Süper. Bak şu andaki de drone. Bayağı 80 drone'a çıkarsın burada şu anda ya. Yani. Çık git artık. Hayır. 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 Ha, git evine git. Evine git. Şu anda her bakımdan şeyse. Bak bundan dolayı abi. Bu ünite yaptığın için şu anda yani rakibin 2-3 tane dövüşü kaybetti. Tamam mı? Go home Yankee. Evet. Rakibin 2-3 tane dövüşü kaybetti. 4. base'i yapamadı. Buraya yapmak zorunda kaldı. Anladın mı? Büyük ihtimal buradan gelip bunu da deny edebilirsin şu anda. Ha bak, bunlara rağmen rakibin yani bayağı dayak yiyor şu anda rakibin. Buna rağmen önde şu anda. Çünkü neden? 61 tane drone'u var. Ve birazdan bu upgrade'i gelecek. Daha da inşallah upgrade yapmaya devam ederse, inceklerim falan şey yaparsa bak. Anladın mı? Larva... Abi 14 tane larvan var. Larva basmıyorsun ve drone yapmıyorsun. Paran var. Çünkü heyecana kapılmış durumda. Neler yani, hangi şeyler içerisinde, ruh halindesin bilmiyorum. Bak. Abi niye? Bak. Bu 11 tane niye duruyor? Bıraktın yani yarıda. Ha, paran kalmadı. Eyvallah. Tamam. Tamam. Paran kalmayacak işte, o kadar drone'un olmazsa. Mutation complete. Biraz ekonomiye önem vermen lazım Spadnik. Çünkü bak, şeyin farkında mısın? Oyunun en başında mineral çoktu, gaz çok azdı. Şimdi gaz çok, mineralin az. Anladın mı? O yüzden yani drone sayısı o bakımdan çok önemli. Drone sayısı şu anda 50. Tamam bak, 2 base full saturasyonum var. Ama bu 3. base'de gazlarım var. Ama mineralin saçır olmadığı için bak, dengesizlik çıkıyor. O bakımdan mesela şu andaki buradan bir tane, bu 3 tane gazı minerale atmak mantıklı olabilir. Bu arada şu anda bahsettiğim şeyler Diamond League ile alakalı. Tamam mı? Siz eğer ki Diamond'dan önceyseniz, Plat, Gold, Silver, Bronze, bunlardan bir tanesisiniz. Zaten böyle bir dünya yok yani. Bunu yapmayın. Bunu komple yapma. 10. dakikada zaten her türlü max out olmuş olman gerekiyor senin. 80 drone'la. Tamam. Şu anda Diamond için konuşuyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla Spanning'de bak, temel hala Diamond'da bu işleri yaparken bu larva harcanacak yani. Çünkü rakibin harcıyor. Rakibin harcıyor larvayı. Bu güzel hareket. Güzel hareket. Çok iyi. Ki bak, bir de şöyle bir muhabbet var. Bir diğer açıdan bir bakalım. O da şu: map control. Şu anda bütün map kontrol sana ait. Bütün harita sana ait şu anda. Bütün map. Her yer senin şu anda. Anladın mı? Burası senin. Burası senin. Anladın mı? Burası senin.
Burası senin. Her yer senin. Şu anda sen herhangi bir yerde base almak istesen bunu engelleyebilecek hiçbir şey yok. Evinde durup savunmak zorunda çünkü rakibin. Bu yüzden map kontrol sende abi. Map kontrol sendeyse ne yapacaksın? Buraya bir tane base koyacaksın. Ondan sonra geleceksin. Buraya bir tane base koyacaksın. Yani sonra değil. Aynen. Hepsini aynı anda al. Anladın mı? Bak ben sana söylüyorum ya. Yani bu şeyde eğer ki sakin olup ekonomine baksaydın ve oyunu okusaydın, o zaman abi şu anda 80 drone'un olurdu. Burada bir base'in olurdu. Burada bir base'in olurdu. Burada bir base'in olurdu. Burada hayvan olurdu. Anladın mı? Bu upgrade'lerin devam ediyor olurdu. O yüzden şu anda çok çok geridesin yani. Bu arkadaş Kit çok büyük yenilgiler aldı ama fokusladığı tek şey var. Larvasını harcıyor ve drone sayısı 61. Daha senden daha iyi bir ekonomisi var. Bir tane de ben PvZ replay attım. Başka istersen bir bakarsın ne zaman. Tamam, bundan sonra bakalım serinize. Buradaysan tabii. Eğer gideceksen daha sonra bakarız. Şimdi burada kendine zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Neden? Çünkü bu orduyu burada kaybettikten sonra yine oyunun en başında olduğu gibi senin o larvayı ünite yapman gerekecek. Bak zaten ünite yapıyorsun gerçi de. Çünkü counter atağa yenileceksin. Drone window'unu, kendi drone window'unu kendin kapatıyorsun. Ve counter atak. İşte bu. Kit'in şu ana kadar yaptığı en iyi hamle bu oyundaki. Aynen öyle. Sen burada meşgulsün. Üstelik yeniliyorsun şu anda. Aynen öyle. Yapılacak şey buydu. Çok iyi hareket. Ha, senin banlingler yine işe yaramış evdeki defensive banlingler. Harika. Ama hareket çok iyi yani. Ve bu sırada hala larvını harcamıyorsun. Çünkü paran yok. Git artık evine, git. Git artık. Git artık, işine bak. Şimdi rakibin ne yapıyor bakalım. Hoppa. Rakibin dedi ki benim yeterince drone'um var, param var, larvam var. Niye öldürmüyorum? Abi çok mantıklı. Ya müziğin girdiği an harbi mi? Dramatik mi oldu? Vay, ben hiç fark etmiyorum onları. Ve şu anda yani drone olayını çok şey yani atacağım, klip al. Ne diyecektim? Drone olayı yani drone window'unu kaçırdın. Ünite yapman gereken yerde de drone yaptın şu anda. Yanlışlıkla mı yaptın acaba bu drone'u? Şu anda ünite yapmak zorundasın. Yoksa öleceksin counter attack. Neyse ki görüyorsun burada saldırmıyor şu anda. Hala drone yapabiliyor. Bu işte bak yürek yemiş bu ya. Bunu baştan yapsan, anladın mı ya? Şu drone'u baştan yap. Burada fight'ı kazanırken yap. O kadar overpower edecektin ki yani. Ama onu yapmayıp şu anda drone yapmanın hiçbir anlamı yok yani. Şu anda çünkü geridesin. Bu şey gibi düşün bak. Drone yapmayı şöyle düşün. Tamam, drone yapmayı böyle kavgadasın. Ve counter attack. Ah tamam, bakarız ona. Çok güzel olmuş. Kavgadasın. Bayağı yumruklu kavga, tamam mı? Böyle mahalle kavgası gibi düşün. Niye böyle bir şey? Teşvik etmiyorum ha. Box maçı diye düşün, tamam mı? Herkes böyle geriliyor, vuruyor. Drone yapmayı gerilme diye düşün, tamam mı? Çok iyi oldu. Drone yapmayı gerilme diye düşün, tamam mı böyle? Drone yaptıkça geriliyorsun. Geriliyorsun. En son vurmaya niyetlendiğin anda ne kadar gerideysen o kadar böyle rah diye vurma. Ama çok fazla sen gerilirken karşı taraf vurursa sana, o zaman ölürsün, açıktasın çünkü. Tamam mı? Şimdi sen kavga yumruğunu attın. Birkaç tane yumruk attın. Tamam böyle pat 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 pat. Ondan sonra karşıdaki savundu. Bu sırada şey yaptı. Hafif bir gerildi. Savundu. Artık vuracak sana. Sen o pat 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 vurduktan sonra ondan sonra gerilmeye başladın. Adam vuracak sana. Anladın mı? İşte tam o an, şu an bu an yani. Anladın mı? Şu an o yumruğu yemek üzeresin yani. Anladın mı? Ve sen gerilmeye karar verdin. Lan şimdi gelecek. Dur, 2 dakika izin ver bana. Ondan sonra yeterince ekonomi yapıp ondan sonra vuracağım sana diye. Bu ünite doğru karar. Şimdi bu noktada artık olay şeye dönüyor yani. Kendini artık brutal mission'a döndürdün oyunu kendin için. Yani oyunun zorluğu brutal campaign zorluğuna döndü. Çünkü artık şey yapmak zorundasın.
Ya blind ünite basacaksın. Drone hiç yapmayacaksın. Çünkü her an, bu arada 66'ya çıkmışsın. Tebrik ediyorum. Çıktıysan sıkıntı yok. Bence bundan sonra zaten ünite bas. Ama eğer ki çıkmamış olsaydın şunu söylemek istiyordum ben. Ya kör bir şekilde ünite basacaksın ya da adam ordusunun nerede olduğunu, rakibinin ordusunun nerede olduğunu sürekli kontrol etmen gerekecek. Şeylerle, efendime söyleyeyim, overseer, anladın mı? Changing, managing, ne yapmak istiyorsan. Artık ordunun nerede olduğunu çok iyi takip etmen gerekecek. Çünkü sürpriz bir zamanda hop tepende beliri verecek adam yani. Söylemişken bunlar ne yapıyor burada? Bir de bu var. Anladın mı? Bakayım çok kapalı bu yani, anladın mı? Şu overlordlar komple. Biri buraya, biri buraya, biri buraya, biri buraya, biri buraya. Birkaç tane de serpiştir ortalara. Haritayı aç. Şu anda senin görüşün bu. Rakibinin görüşü bu. Minimap'a bak. Senin görüşün bu. Rakibinin görüşü bu. Anladın mı? Çok daha fazla yeri görüyor senden yani. Yani pasif bir map kontrol vermiş oluyorsun gibi düşün yani. Şimdi bundan sonra ne oluyor bakalım. Bak buna katılıyorum. Bak yapmışsın bunu. Aynen. Bu mineral discrepancy çok pis bir şey. Şu an ne görüyorsun? Ha, burada seni scout ediyor ne yapıyor diye. Hop dur. Hop. Yanlış yere geldim, pardon. Neden çıkıyor? Nereye çıkıyor? Buna hiç katılmıyorum şu anda. Hiç katılmıyorum şu anda buna. Onun ordusunun nerede olduğunu bilmiyorsun. Bu böyle yolo. Belki ordusu burada şu anda. Abi map büyük. O yüzden diyorum işte yani. Anladın? Onun ordusu nerede olduğunu bilmeden çıkamazsın şu anda. Bir de şeyi, onu geçtim. Normal ordusunun nerede olduğunu, yani burada olduğunu bilsen de ordusunun, senin artık güzel bir engagement'a ihtiyacın var. Anladın mı? Şu anda yani iyi bir engagement'a ihtiyacın. Kötü bir engagement yaparsan, bak şimdi şu rakibine diyor ki geliyor. O zaman rakibin ne yapacak abi? Eşek değil ya. Getirecek ordusunu. Burada konkavını kuracak sen. İçine yürüyeceksin konkavın. Sonra tepene binecek yani. Hayır map büyükte kaldı. Oyun gözükmüyor. Pardon özür dilerim. Özür dilerim. Şu move out'a katılmıyorum dedim yani. Ya ordu buradaysa ne yapacaksın? Ya da ordu seni görüyor şu anda. Ordu gelip buraya sana setup'ını kuracak. Yani senin onun nerede olduğunu bilmen lazım ya. Yani. Şu anda dur. Ordusu nerede acaba? Hazırlanıyor şu anda. Hatta birazdan da eğer ki şey birisi ise, karşılaşma yapmayı bilen birisi ise şimdi tık tık yapacak. Buraya. Yapmadı. Okay. İlginç. Şimdi dedin ki bir dakika çok fazla şey var, ünitesi var. Upgrade'lerine baktın mı bilmiyorum. Sana upgrade üstünlüğü var şu anda. Ama supply üstünlüğü çok fazla. Bu ne? Hive için mi o? Okay. Bu ikime upgrade'leri devam ettirmek istiyorsun o yüzden. Çek. Evet. Dayı şu abi bak. Seç hepsini. Sağ tık. Yarısını green box. Buraya sağ tık. Dağıt şöyle ikisini yani, anladın mı? Bırak o girsin istediği gibi. Sen şey yap. Bu arada yani eğer o şekilde yaparsan kazanırsın bu kombatı. Anladın mı? Dağıt şöyle. Bir çizgi halinde şöyle yap. Şuraya. Bırak girsin istediği gibi. Hem upgrade üstünlüğün var hem de konkavın olur. Mis gibi. Her türlü kalırsın. Bu ne bu? Oh yeah. Bak rakibin artık Gold League değil. Rakibim plat değil. Artık rakibim diamond. Evet. Çok güzel hareket. Çok güzel hareket. Ona bir tepkin var mı bu arada? Ne yapıyorsun? Our drones are under attack. Gördün onu. Çok bir şey kaybetmedin aslında. Kaybettin mi?
Yani. Orada ne kadar drone vardı bilmiyorum ama. Güzel bir damage. Güzel bir damage. Aa, bunu yapma. Bu işte birazcık sabırsız. Bu sabırsız. Rakibin de bu arada bence upgrade olduğu için geri çekiliyor. Upgrade, senin upgrade üstünlüğün olduğun için geri çekiliyor. Güzel vuruyorsun çünkü. Şeye katılıyorum. Hani atak upgrade üstünlüğüm var. Saldırayım o zaman. Hani kullanayım upgrade üstünlüğüne, katılıyorum. Ve rakibin larva harcamıyor. Çok güzel. Abi sabır. Sabır yani. Bu birazcık şey yani. Bu şu anda overpower etti. Buraya geldiği anda bitti işin. Buraya gelecek, duracak orada. Şu anda iki tarafta ünite yapıyor. Hydra? What? Bane speed? Hydra speed görüyorum. What? Bak bu saçma bir şey bu. Şu anda şeyin yaptığı, kitin yaptığı saçma bir hata. Bu senin değerlendirebileceğin bir hata olurdu. Eğer ki ekonomini düzgün tutmuş olsaydın, daha önceki söylediğimiz drone window'ları şey yapmış olsaydın, şu anda bu senin için inanılmaz büyük bir artış olacaktı. Neden? Çünkü Hydralisk Den'e verdiği gaz ve buna verdiği gaz, o gazların hepsi roach. Roach olmayan gazlar olacaktı bunlar. Anladın mı? Dolayısıyla senin roach sayın daha çok daha fazla olacaktı ondan. Ama okudu mu seni bilmiyorum, ya da yani burada drone'larını öldürdüm nasıl olsa diye mi çıktı bilmiyorum. Ama kötü bir... Burada ne yapıyorsun abi sen? Ya bu böyle bir şey yok. bu şu anda çok mantıksız bir şey yani. Şey mi? Hani desperation, vazgeçtim ben artık. Çünkü burada yapman gereken şey kite. Anladın mı? Böyle bir şey yok yani. Bu, çünkü sen burada durduğun sürece arkadaki şeyler vurabilecek sana. Tamam, burada kite edeceksin artık. Stutter step böyle arkaya kite edeceksin yani. Bu sayı yani, anladın mı? Overpower olacak bu. Kite. Ha, çek. Çok önceden yapacaktın onu yani. Bırak o seni şey yapmaya çalışsın. Rakibin de geyik ya. Bence rakibin hiç okuyamıyor oyunu. O da o oyunu okumuyor. Ya okuyamıyor heyecanından ya da okumuyor. Çünkü buna hiç ihtiyacı yok şu anda. Buna hatta yani burada daha çok ihtiyacı var şu anda. Yani sana ekonomik damage, yani ekonomik hareket, ekonomik gelişim ya da saldırı fark etmez. Bunun artısı ya da eksisi 30 saniye sonra göreceksin ya da bir dakika sonra göreceksin, anladın mı? Ekonomi böyle bir anda etkeden bir şey değil. O anda etkeden bir şey değil. Dolayısıyla ekonomiyi arttırmak demek bir dakika sonra daha güçlü olacaksın demek. Ya da ekonomik saldırı yapmak demek rakip bir dakika sonra daha güçsüz olacak. Ama şu anda kit öldürüyor zaten seni yani. Overpower etmeye çalışıyor buradaki şeylerin. Roach production var çünkü sende inject'ler pop ediyor. 6 tane birden roach geliyor. 6 tane birden roach geliyor. 6 tane birden roach geliyor. Bunu şu anda burada o 6'şar 6'şar yiyecek. 6'yı yedim yapacak kadar ordusunun olması gerekiyor burada. O yüzden şu çok manasız bir şey yani. Hiç ihtiyacı yok ona yani. O burada olsa çok daha iyi olur. Ki zaten artık anlamışsın. Buraya geldiğin anda artık o overpower edilmiş oluyor yani. Güzel oyun. Güzel oyun ya. Bence bir tane şeye dikkat etmen gerekiyor. Bir sakin olup drone window'u yakaladığın anda olay çok. Çünkü makron yerinde. Larva harcamıyorsun. Onun da nedeni burada acayip şeylerle uğraşıyor olman. O birazcık gelişecek. Ama drone window çok yani seni böyle şey yapacak. Kat kat daha geliştirecek bir şey ya. Anladın? Evet. Umarım yararlı olmuştur. Sevgili Spadnik ve YouTube'da kimler izliyorsa, bu benim şeyim niye çalışmıyor yine? YouTube'daki diğer videolara vesaire fan serilere bakınız. Like ediniz, subscribe olunuz. Onun dışında twitch.tv/lambasiyedeyiz. Düzeltip örneğini atarız iyice. Törpülürüz o zaman abi. Eyvallah. Aynen öyle. Aynen. Birlikte de birkaç atalım bize. Alright. Haydi görüşürüz herkese. İyi eğlenceler. Eyvallah.